kapılarını açıp kapatın böyle. Dendiğimizde rolantide falan durmuyorsa sebebi ne? Buraya bakılması gerekiyor. Burada çürük var mı? Boyayı astarı kavlamış. Şurada kroniktir. Buradan çürümeye başlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tofaşlarda kroniktir. Çürür. Bizim düldülün pabucu dama atıldı. Orada arsada yatıyor. Bizim burada yol çalışması olduğu için mecbur garaja sokamıyoruz arabayı. Onun yüzünden orada yatıyor. İki tane 98 Shine S hidrolikli. Bu işler güzel işler. İnsan yani sevdiği işi yapınca zevkle yapıyor yani. Bu dediğim gibi mekanik bir şekilde, elektronik bir şekilde hallolur ama kaportaya inan olsun yapan doğru düzgün usta yok. Onun için bu araçlarda gerçekten kupa çok önemli. Mesela bu parçayı değiştirirsin, hiç problem değil. Bunun çıkmasını bulur gelirsin takarsın. Ama kupa çürük oldu mu saç kaynat istediğin kadar. İşçilik düzgün olmadığı için 2-3 sene sonra gene aynı oluyor. Yeni eski hali yeni halinden daha iyi yani öyle söyleyeyim size. Bu şekilde. Selamünaleyküm. Bugün konumuz başlıktan da anlaşılacağı üzerine Shine S aldık. Bu Shine S kimin? Bizim biraderin. Birader hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Şimdi Tofaş alırken nelere dikkat etmeliyizle ilgili konuya geçmeden önce bu arabada yapılacak işler var. İlk önce onlardan bahsedeyim. Ondan sonra arabayı alırken yani Tofaş alırken nelere dikkat etmeliyizle geçelim. Hadi şimdi gösterelim. Kaput aç. Zaten kanalda birçok eğitici video var mekanik üzerine. Bunun eksikleri var. Eksiklerini bile bile aldık. Mesela arabanın otomatik ciklisi iptal. Otomatik ciklisini aktif hale getireceğiz. Daha sonra ne yapabiliriz? Başka karbüratörü benzinde çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama bir karbüratör temizliği yaparız. Eğer arızalıysa yani gaza yüklendiğimizde rolantide falan durmuyorsa sebebi ne? Ondan sonra çözümü ne? Bununla ilgili video çekeceğiz inşallah. Gene distribütörün temizliği ile ilgili video gelecek. Çok güzel bir video olacak bu. Yani distribütörü söktüğünüzde eğer sentesini kaçırırsanız ne yapmanız gerekiyor? Nasıl senteye alınır? Eğer senteye alırken yanlış taktıysanız nasıl çözüme yani arızayı nasıl giderirsiniz? Bununla ilgili çok güzel bir video gelecek. Şimdi Tofaş alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu araçlarda ben değişene bakmıyorum. Neden? Ne kadar değişen olursa olsun ya da pardon değişensiz olursa olsun arabada çürük varsa bu araçlarda dikiş tutmaz. Tofaşlarda kupa çok önemli. Kupada çürük olmayacak. Zaten biz arabayı alırken buna baktık, değerlendirdik. Ona göre arabayı aldık. Şimdi çürükler genelde nerede olur Tofaşlarda? Kronik olarak sorunlar. Şimdi bu arabanın genelde şu amortisör kütüğünün olduğu yer çoğu Tofaşlarda kronik çürük olur. Arabayı alırken kamera ters oldu ama buraya bakılması gerekiyor. Burada çürük var mı yok mu? Ondan sonra bu arabanın şasisi. Şasisinde eğiklik var mı? Çürük var mı? Burada işlem var mı? Bakılması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz üzere burada herhangi bir problem yok. Gözükmüyor yani. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bu araç akü patlatmış. Akü patlatınca burada gördüğünüz üzere boyayı astarı kavlamış. Gördüğünüz gibi. Burası yapılacak. Bunun da videosu gelecek. Gördüğünüz üzere bu küf yani çürük değil paslanma. Saç paslanmış. İşte alan kişi de yaptırmamış. O şekilde bunun videosu da gelecek. Aynı bu şekilde şurada da amortisör kütüğünün olduğu yer çürük olmayacak. Genelde Tofaşlarda kroniktir. Buradan çürümeye başlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi değişen takıntım yok benim. Yani değişensiz arabalar zaten şu an 80 bin lira fiyatlar çekiyorlar. Kordon çok önemli. Şimdi biz çoğu Tofaş'a baktığımızda adama diyoruz bu arabada çürük çarık var mı?
kaportada macun var mı diye soruyoruz telefonda konuşurken. Adam yok diyor. Yanına gidiyorsun. Arabada ne kordon kalmış ne bir şey. Arabayı mesela alırken şöyle kordonuna bakacaksınız. Düzgün gidiyor mu gitmiyor mu? Macun yığını mı değil mi? Adam mesela değişen yok diyor. Her parçada macun var. Bu kordonlar önemli. Tofaşlarda krenik, bu altta kılıç sacı dedikleri şurası. Şu tam gördüğünüz yer, egzozun yanındaki. Buralar tofaşlarda kreniktir. Çürür. Buraya saç kapatırlar. Üstüne vida atarlar, geçerler. Altına bakın. Çürük çarık var mı? Tofaş almak isteyen arkadaşlar, bunlara dikkat etsin. Bu araçlarda altı çok önemli. Altında çürük varsa o araç alınmaz demeyeyim ama işte yapan usta pek olmadığı için, düzgün işçilik yapan usta olmadığı için mecbur biz çürük olan araçları alamıyoruz. Elimden gelse kaportacılık işi. Ben kendim çürük araç alıp yaparım ama kaporta işi bilmediğim için biz çürüksüz araç bakıyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde. Bak, arabanın gördüğünüz gibi buralarda işlem bile yok. Ondan sonra kapıyı açtınız. Arabanın genelde tofaşlarda buradan kapı işleri çürük olur. Buralarda çürük var mı yok mu? Mesela şurada çürük gördünüz diyelim, değil mi? Bu çürük burada göründüğü gibi değil, yani burada kalmıyor. Bu şimdi bu çamurlu sökmediğiniz için içeri doğru böyle kanser gibi gidiyor. Genelde buralardan tofaşlar çürür. Genelde burası da çürür. Bunlara dikkat edeceksiniz eğer tofaş almak istiyorsanız. Dediğim gibi ben arabanın değişenine bakmadım. Ondan sonra göğüslüğün durumu. Mesela kronik buradan çatlamış. Birkaç yerinde çatlak var. Onlar önemli değil. Ondan sonra bu arabanın döşemeleri kirli. Döşemelerin temizliği. Ondan sonra eğer bulursak temiz bir tane şoför koltuğu alacağız, takacağız. Bir temizliğe ihtiyacı var. Kanalda video olsun diye, eğitici video olsun diye bunları göz ardı ettik. Mesela arabayı, kapılarını açıp kapatın böyle. Düzgün kapanıyor mu, kapanmıyor mu? Bunlar çok önemli. Genelde tofaşlarda bak gördüğünüz gibi başta, yani çürük başlangıcı olmaya başlamış. Buralardan tofaşlar çürümeye başlar. Bunlara dikkat edin. Ha, bunlar yapılır mı? Yapılır ama düzgün usta bulmanız lazım. Adam yapıyor mesela, 2 sene sonra bu halinden daha berbat oluyor. Varsa buralarda çürük var mı yok mu? Bakın. Yani bu araçlarda çürük önemli. Ben dediğim gibi değişene bakıyorum. Gene kapının açılıp kapanmasına bakın. Yine arabanın kroniktir tofaşlarda. Buralarda çürük çarık var mı yok mu? Bakın. Yani arabada çürük arayın. Yani böyle az bir çürük varsa problem değil. Mesela atıyorum arabanın burası çürüktür. Burası yapılabilir. Çünkü yüzeysel burası. Ama arabanın dediğim gibi kupasında çürük varsa, o arabanın kaportasını yapacak insan varsa alın. Yoksa bence hiç yanaşmayın. Mesela şu marşbelinin olduğu yerler genelde burası çürük olur. Yani ben bayağı tofaş baktım. Genelde buralardan çürüyor araba. Ondan sonra arabanın altına eğilin, bakın diferansiyelinde kaçak var mı? Bak mesela bu arabanın diferansiyelinde kaçak var. Kanalda videosu var. Nasıl temizleme işlemi, ondan sonra nasıl conta işlemi yapılıyor. Zaten kanalda video olduğu için göstermeye gerek yok. Bunun contası değişecek. Ondan sonra arabanın altına bakın. Buruk çarık var mı? Burada. Mesela araba vurulmuştur. Panel eğrilmiştir. Çektirmeden öyle bırakmışlardır. Bu şekilde. Burada işlem var mı? Yok mu? Bakalım. Mesela arabanın altı tertemiz. Sonra ne anlatabiliriz başka? Ya ondan sonra arabada mesela tüp tankının tarihine bakılır. Yani genelde tofaş için değil de LPG'li araçlar için çoğu araçta geçerli. Dediğim gibi burada da çürük çarık var mı bakılır. Başka anlatabileceğimiz ne var? Direklere bak abi.
Direkleri gösterdik. Ondan sonra arabada mesela motorunda üfleme var mı onu gösterelim. Topaçlarda nasıl bakılıyor? Arabayı çalıştır bakayım. Motor soğuk olduğu için sarsıntılı çalışıyor. Yani otomatik cikli olmadığı için. Mesela bak burası gevşek. Bu yapılacak. Yani arabanın eksikleri var. Dediğim gibi çok güzel eğitici video gelecek. Ve arabanın motorunun sesini dinleyin. Böyle garip bir ses var mı? Sigortlarda şakırtı var mı? Eksen dilin orada şakırtı var mı? Zaten şakırtı olursa kendisini belli eder. Motorun çalışmasından olsun, sesinden olsun belli eder. Zaten araba motor sesi çok güzel. Bunların bakım videosu da gelecek. Motorun üzerinde yağ kaçakları var mı? Gördüğünüz gibi bu kıl contadan kaçırmış. Bu da değişecek. Şimdi bu araçlarda üflemeyi nasıl görürsünüz? Şimdi genelde buradan çubuktan bakarlar. Buradan bakarlar ama buradan yağ attığı için topaçlarda bakılmaz. Şurada karter havalandırma borusu var. Bu boruyu çekeceksiniz. Şimdi çekelim. Al şu kamerayı. Şimdi araç çalışırken şu boruyu çekeceksiniz. Şöyle bakacaksınız. Bu kokoreç arabaları gibi buradan duman çıkarsa bu arabanın kompresörü zayıftır. Bak arabada şöyle elimi kapattığımda kompresör olduğu belli oluyor. Çekiyor yani. Motor testi buradan yapılır. Eğer bu aracın içine katkı katarlarsa hangi ustaya götürseniz götürün bu arabanın yağı değişmeden motorun sağlıklı olup olmadığı anlaşılmaz. Yani galericiler demeyeyim de al satçılar adam arabayı elden çıkartmak için içine katkı katıyor. Sen arabanın yağını gidiyorsun değiştiriyorsun ondan sonra araba üflemeye başlıyor. Ondan sonra da gidiyor. Kamerayı. Arkaya araba almaya giderken genelde 2-3 kişi gitmenizde fayda var. Şimdi arabanın mesela egzozunda herhangi bir patırtı var mı? Mavi duman atma var mı? Şöyle bir dinleyin, koklayın. Yağ yakma oldu mu zaten yağ kokusu gelir. Şimdi arabaya geç bir gaz ver. İçeriden biri böyle alver yaptırsın gazı. Ver. Alver yap. Tamam. Tamam. Şimdi arabanın mesela böyle gaz basın. Gaz bastığında arabada eğer böyle mavi duman, siyah duman atma varsa bu arabada sekmanlar gidiktir. Şimdi gördüğünüz üzere araba motor soğuk olduğu için, daha doğrusu hava soğuk olduğu için beyaz duman atıyor araba. Yani baksanıza araba şakır şakır su damlatıyor yani. Test bu şekilde işte. Tofaş alacak arkadaşlar arabaları bu şekilde kontrol edebilir. Ya şimdi dediğim gibi değişen olabilir. Ben değişen takıntım yok dediğim gibi. Adam mesela şu arka çamurluğu değiştirmiştir. İşçiliği düzgündür. O araba alınır. Ona göre tabii fiyatı var. Adam mesela bu çamurluğu değiştiriyor. Bu kordon örnek veriyorum yukarıda kordon düzgün gitmiyor. O araba benim gözümde alınır mı? Alınır ama işte fiyat önemli. Bu şekilde. Dediğim gibi gene altına eğilin bakın. Şanzımanda yağ kaçakları var mı? Burada egzoz olduğu için tam gözükmüyor ama arabanın lastiklerine bakın mesela. Lastikler önemli.
Bu arabaya 4 lastik alınacak. Hafif tatlı basık bu araba. Bu şekilde. Bak mesela bu kuyruk tarafından yağ kaçakları var. Büyük ihtimal kuyruk keçesi falan kaçırıyor bunun. Sökülüp bakılacak. Eğer alacağınız araba hidrolik direk sonluysa git gel bakayım. Kamera tut. Arabanın mesela vites geçişlerine şöyle bir bakın. Mutlaka arabanın yürüyenine bakın. Yürüyeni çok, yani yürürken belli olur arabanın yürüyeni. Birden 5'e kadar atın, viteslerde atma var mı? Ondan sonra araba çalışırken direksiyonu sağ sol yaptırın. Bak mesela pompada arıza olsa ses yapar. Şöyle ön takıma şöyle bir kontrol edin. Herhangi bir problem yok. Atma ötme, ses yok. Bu şekilde. Başka ne anlatabiliriz? Yani gerisi bu araçlarda dediğim gibi kupa önemli. Kupa düzgün olmadı mı, ne yaparsan yap, kaporta 2-3 sene sonra araba aynı şeklinden daha kötü oluyor. Mekanikte arıza olsun önemli değil. Diferansiyelde arıza olsun önemli değil. Şanzımanda arıza olsun önemli değil. Bunlar yapılabiliyor. Ama dediğim gibi kupada sıkıntı oldu mu bu araçlarda problem. Yani anlatacaklarımız bu şekildeydi. Dediğim gibi bu araçla ilgili güzel videolar gelecek inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalınız.